Herkese selam, sevgiler, güzel günler, keyifli seyirler dilerim arkadaşlar. Kocaeli Menekşe Yaylası yolunda ikinci bölümde yine karşınızdayız. Dopdolu bir video ve anlatımlı olarak yine size gerekli görülecek yol bilgilerini sunmaya çalışacağım. Birinci bölümde nelerden bahsetmiştik? Geçtiğimiz, gördüğümüz yerler hakkında kısa kısa bilgiler vermiştik size arkadaşlar. Şimdi de şu anda orman içi yolda yolculuğumuz devam ediyor. Evet. Yaylalarımızı keşfetmeye devam ediyoruz. Bugünkü yani yol videomuzda Menekşe Yaylası'na gidiyoruz. Menekşe Yaylası'nın diğer adı, birinci bölümde de bahsettiğim gibi, Menevşe de adlandırılabiliyor. Burada karıştırıyor bazı arkadaşlar. Arzu ederseniz arkadaşlar, ilk girişte, birinci bölümde ve ikinci bölümün üçüncü fotoğrafında QR kod var. QR koddan tarayarak yol lokasyon bilgilerine ulaşabilirsiniz. Onu cep telefonunuza yükleyerek direktmen baş iskeleden Menekşe Yaylası'na gidebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi çam ormanlarının içinde yolculuğumuz devam ediyor. Orman tüneli içerisindeyiz adeta. Evet. Menekşe Yaylası kayın, gürgen, çam ağaçları arasında nefis manzaralar sunan doğal bir terapi alanı gibidir bizim için. Yayla zengin bitki örtüsüne de sahiptir. Dağ kekiği, dağ çiçeği, kantaron gibi bitkileri de barındırır. Eski kiliseye ait kalıntılar da yaylada tarihi kanıtlar arasında bulunuyor ama bizim çıktığımız dönemde buna rastlayamadık, bilmiyoruz ya da ulaşamadık. Evet, zaman zaman da fotoğrafçılığımızı da burada konuşturacağız arkadaşlar. Fotoğraf çekimleriyle geçtiğimiz, gördüğümüz yerler hakkında da görüntüler sunmaya çalışacağız. Menekşe Yaylası açık hava reaksiyonu için idealdir ve doğa severler için trekking, fotoğraf çekimi ve bisiklet sürme gibi aktiviteler için elverişli de bir yapıya sahiptir. Şöyle anlatayım, Menekşe Yaylası'nın daha sonra yapacağım videoda Menekşe Yaylası ile ilgili daha ayrıntılı bir dosya sizlere sunacağım ama yine de bu yolu sıkılmadan izleyebilmeniz için kısa kısa bilgilerle veriyorum. Bu Menekşe Yaylası'nın özelliği diğer yaylalara pek benzemiyor. Benim gözlemim o. Ya sanki bir doğal oluşum değil de yer yer bu bölgede yaşayan insanlar tarafından ormansızlaştırılarak açılan alanlarda yaylacılık yapmaya başlamışlar diye. Benim gözlemim o. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa yorum bölümüne yazabilirler. Hem havadan hem karadan her türlü şekilde Menekşe Yaylası'nın genelini fotoğraf ve videoyla süsleyerek size daha detaylı bir dosya olarak sunacağız arkadaşlar. Menekşe Yaylası'nda birçok hayvan türünü de rastlayabilirsiniz. Biz bu gidişimizde pek bir hayvan türüne rastlayamadık. Daha önceki ziyaretlerimde rastladığım hayvan türlerinden bazılarının fotoğraflarını çekmiştim. Onları da bu videonun içerisinde göstereceğim size arkadaşlar. Bu doğal alan zengin biyolojik çeşitliliğe de sahiptir. İşte yaylada yaşayan bazı hayvan türleri diye size sıralayalım. Kuş gözlemcileri için de harika bir yerdir. Kızıl Akbaba, Doğan, Şahin. Bir ara ben Şahin'in fotoğrafını çekmiştim. Onu arşivde bulamadım. Bulabilseydim özellikle bu yol güzergahı üzerinde bir Kızıl Şahin ile karşılaşmıştım. Gerçekten renkleri kızıl kızıldı. Çok parlak, çok renkli bir hayvandı. Ama onu arşivimde bulamadım. Bulsaydım onu da buraya koyacaktım. Karga gibi kuş türleri de burada görülebilir.
Memelilere baktığımız zaman yaylada geyik, yaban domuzu, tilki, sansar, tavşan gibi de memeliler yaşamaktadır. Sürüngenlerden yılanlar, kertenkeleler ve kaplumbağalar yayla alanında bulunabilir. Unutulması gereken bir nokta, doğal yaşam alanında saygı göstermek ve hayvanları lütfen rahatsız etmeyelim. Lütfen artı olarak da çöplerimizi sağa sola, yol kenarlarına, piknik yaptığımız yerlere arkadaşlar lütfen atmayalım. Doğa bizim için çok önemli, değerli. Bu bizim yani mirasımız değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bir emanettir doğa. Evet, sağda bazı fotoğraf çekimlerinden kareler göreceksiniz. Menekşe yaylasında akça ağaç, porsuk, ihlamur, göknar, meşe, kestane, kızıl ağaç, fındık ağacı, yabani erik, kızılcık, orman gülü gibi nane, yabani elma, kavak ve yabani kiraz gibi birçok bitki türü bulunmaktadır. Arkadaşlar kusura bakmayın, içik boğazıma geldi. Ayrıca menekşe yaylasında hercai menekşe ve kokulu menekşe gibi menekşe türleri de yetişir. Kokulu menekşe hoş kokulu çiçekleriyle dikkat çekerken hercai menekşenin çiçekleri mavimsi renktedir ve alternatif tıpta da kullanılabiliyormuş bu çiçeklerimiz. Aynı zamanda menekşe yaylası menekşe yaylasında bulunan menekşeden adını alıyormuş. Evet, sayın seyirciler, siz de görüyorsunuz, kıvrıla kıvrıla orman içinde tünel yolunda yolculuğumuz devam ediyor. Az önce saydığımız ağaç türleri arasında tozlu yolda kıvrıla kıvrıla gidiyoruz. Evet, değerli dostlarım, orman içi yollarda bir yerlere gidebilmek için çok dikkatli olmak gerekiyor. Toprak yollar sağlı sollu orman içinde sağa sola kaydığından dolayı karıştırmanız, kaybolmanız mümkündür. Dolayısıyla mutlak yani eğer bu bölgeye gitmiş deneyimli kişilerin bıraktığı koordinatları takip ederek, lokasyonu takip ederek ancak gideceğiniz yere gidebilirsiniz. Ya da o bölge hakkında eğer gerekli bilginiz varsa ona göre de hareket edebilirsiniz. Biz bu yolu yani keşfedebilmek için bayağı bir araştırma yaptık. Özellikle ben birkaç sene önce gittiğim bu yol tekrar gitmeye kalktığım zaman kaybetmiştim. Dolayısıyla harita üzerinde yani gerçek yerini belirledikten sonra ancak yolculuğa çıkabildik. Bazen sizi manzaranın güzelliğiyle baş başa bırakıyorum. Ormanın güzelliği içinde kıvrıla kıvrıla yolculuğumuz devam ediyor. Oldukça yavaş gitmeye çalışıyoruz. Bu yola kalın bir stabilize dökmüşler. Dolayısıyla çok dikkatli davranmak zorundayız. Yani lastik yarılmasıyla, patlamasıyla karşılaşmamak için yolu çok iyi takip etmeye çalışıyoruz. Eğer bir dikkatsizlik sonucu lastiğimiz patlarsa burada lastik değiştirmek veya tamir etmek imkansız hale gelebilir ve bazı noktalarda da özellikle yani telefonlar da çekmiyor.
Yani iletişim burada tamamen bazı noktalarda sıfır. Herhangi bir yardım talebinde de bulunamazsınız. Onun için dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, değerli dostlarım. Bu tür videoları beğeniyorsanız yorum yapmayı, paylaşmayı, görüş ve önerilerinizi de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone olmayı da kesinlikle unutmuyorsunuz. Mutlak abone olarak da bize destek verebilirsiniz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, zaman zaman da fotoğraf paylaşıyorum. Yani yaylanın doğal güzelliğini görebilmeniz için bazen fotoğrafa da ihtiyaç duyuyoruz. Süper manzaralı, oldukça da keyifli bir yol. Eğer bu tür yolları, doğayı seviyorsanız bu yolların zorluklarına da katlanabilirsiniz. Yani bu birçok insan bu yollar asfalt olsa daha iyi ulaşırdık gideriz diyorlar ama ben genelde bu tür yaylaların asfalt olmasına karşıyım. Çünkü bu sefer günübirlikçiler yoğun bir şekilde bu yolları kullanır ve yaylaları tamamen çöplüğe çevirirler. Çünkü o bilinç bizde olmadığından dolayı yoğun kullanılan yerler tamamen çöpe dönüşüyor. Maalesef bu yol çok tozlu olduğundan dolayı siz de videoda fark ediyorsunuzdur. Ağaçlar tamamen toz içerisinde kalıyor. Özellikle hafta sonları yoğun bir sirkülasyondan dolayı, trafikten dolayı toz bulutları buralarda oluşuyor. Bu ağaçların üzerine o tozlar konuyor. Yani aldığım bilgilere göre, yaptığım araştırmaya göre, evet, yaylanın doğal güzelliği bu arkadaşlar. Yani Menekşe Yaylası'nda kamp yapmak için en iyi mevsim ilkbahar ve yaz. Sonbaharın ilk aylarında da burada kamp yapabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yani yaylalarda kamp yapıyorsanız, ateş yakıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekir. Yani orman yangınlarının bu aylarda çok çok yüksek yani derecede tutuşmasını yani ağaçların tutuşmasını sağlıyor ve orman yangınlarına neden oluyor. Onun için yani mutlaka yaktığınız ateşi eğer başından ayrılıyorsanız mutlak söndürmeniz gerekiyor. Yani o ateşi söndürmediğiniz zaman oradan bir kıvılcım ormana sıçrıyor ve devasa bu güzel ormanlarımız parça parça yanıyor. İşte gördüğünüz ağacın güzelliğini arkadaşlar. Bu yolun içerisinde çektiğimiz fotoğraflar bunlar. Tabi yolun kenarındaki ağaçlar tamamen toz içerisinde olduğu için onların hakkında çok güzel diyemiyoruz. Aslında yani şu anda çektiğimiz video yani 2.5K yani 2K'nın üzerinde 60 FPS cam gibi gözükmesi lazım ama maalesef bu toz yüzünden ağaçların yeşilliğini göremiyoruz.
Evet, sizler de görüyorsunuz arkadaşlar, orman içinde bir sürü yolla yani karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla burada karıştırmamak için, doğru yolu seçmek için mutlak lokasyon bilgisi gerekiyor size. Onun için de size yardımcı olur diye QR koddan okutarak videonun başında QR kod bıraktım. QR kodu videoyu durdurup telefonunuzda QR kod okuyucuyla okutursanız bu yolu hakkında tamamen bilgiyi bulabilirsiniz ve lokasyonunu da telefonunuza indirip onu takip ederek yaylaya rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bundan böyle gittiğimiz, gördüğümüz yerler hakkında kısa bilgiler sunacağım. Evet, burası da Menekşe Yaylası'na ilk giderken sağda Su Batım Yaylası arkadaşlar. Bunun içine şimdi bir kere girip şöyle görüntü alıp tekrar çıkıp esas ana yaylamız olan Menekşe Yaylası'na gideceğiz. Burada da birkaç tane yapılaşma var. Bunlar da zannedersem burada yaylacılık yerine yani yazları tatil için kullanılan evler zannediyorsam. Yani burada tamamen yaylacılık artık yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Evet, yani güzel ahşap bir ev yapmış. Tatil için gelip yazları 5-10 gün kalıp kamp yapıp geri dönebiliyorlar. Yeni yerlerde yapılıyor. Burada da yaylanın, yani bu Samanlı Dağları'nın Kocaeli Başiskele kısmında kalan tepesinde sırtlarındaki düzlüklerden birkaç tanesi. Yani bunların ben doğal düzlük olduklarını da zannetmiyorum. Zamanla insanlarımız ormanları burada ormansızlaştırarak düz alanlar yaratıp burada yaylacılık yapmaya kalktıkları hakkında kafamda böyle bir fikir var. Bilmem, bana katılıyor musunuz? Eğer katılıyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz. Yani Menekşe Yaylası dağınık halde, parça parça sık orman örtüsü içerisinde, bölge bölge ormansızlaştırılmış yerler içerisinde yapılaşma var ve orada yaylacılık yapmaya çalışıyorlar. Evet, istikametimiz ana Menekşe Yaylası'na, yani diğer adıyla Menevşe Yaylası'na doğru yolculuğumuza tekrar başladık. Yol çok çakıllı, taşlı olduğundan dolayı yine çok yavaş gitmeye çalışıyoruz. Yani lastik yarılmasıyla karşılaşmak istemiyoruz. Evet, buradan da yine bir tereddütümüz oldu ama buradan da sağa gireceğiz. Yani sol taraftan da yine yaylanın başka bir düz alanına gitme imkanı var ama orayı keşfetmeden biz ana yaylayı keşfedip daha sonra buraların çekimlerini de havadan ve karadan yapıp ileride hazırlayacağım Menekşe Yaylası dosyasıyla birlikte videosunu sizlere sunacağım. Evet, daha önceden çektiğim fotoğraflardan bir tanesi, önceki gidişte çektiğim. Bazen burada yaylacılık da öncesinde yapılıyordu, birkaç sene öncesinde, ama son dönemlerde yaylalara çıkıyoruz ve artık yaylacılık son dönemine yaklaştı. Hayvancılık da yapılmıyor, yaylacılık da pek yapılmıyor artık. Birçok insan kamp yapmak için, yaylada, dağda kalabilmek için yani yaylaları kullanmaya başladılar artık. Temiz hava, bol oksijen alabilmek için kullanıyorlar burayı. Evet, daha önce de bahsetmiştim. Yani yaylada, Menekşe Yaylası'nda kamp yapmak için en uygun mevsimin ilkbahar ve yaz ayları olduğunu söylemiştim. Aslında yani biz ilkbahar deyince Mart, Nisan, Mayıs'tan bahsetmiyoruz yani. Aslında yaylalara, arkadaşlar, yaylalara bahar genelde Haziran'ın ortasından sonra gelir. Yani bahar deyince bunların baharı bizim bildiğimiz bahar gibi değil. Yani buralar soğuk olduğundan dolayı buraların ilk baharı biraz daha gecikmeli gelir. Özellikle birdenbire bin bir çiçekle karşılaşırsın yaylada yani. Bu dönemlerde hava genelinde liman olur
doğanın güzellikleri daha iyi görülebilir. İlkbaharda açan çiçekler ve yazın yeşillenen ağaçlar yaylanın keyfini çıkarmanızı da sağlar. Evet, şimdi buradan arkadaşlar, buradan aslında bu yolun devamında bir sürü yayla var. Biz sola dönüp Menekşe Yaylası'nın içine gireceğiz. Yani burada birçok yaylardan bahsedebiliriz. Bunların bazıları Bursa'ya bağlı, bazıları bizim yani Başiskele'ye bağlı. Ya kışın da özellikle yaylalarda kamp kurabilirsiniz ama yani gerekli donanımınız olması gerekiyor. Yani olmadığı sürece asla ve asla kışın burada yaylacılık yapmayın. Çünkü kar yağdığı zaman bu yolların birçoğu zaten kapanıyor, tamamen ulaşıma kapanıyor. Yani onun için kamp yapacaksanız, yaylanın doğanın keyfini çıkaracaksanız ilkbahar ve yaz aylarını tercih etmeniz, sonbahar ayı da ilk ayları olabilir. Ona göre dikkatli olmanız gerekir. Diğer yaylalarımız gibi Menekşe Yaylası'nda da doğa yürüyüş parkurları var. Özellikle meşhur olan, doğa severlerin sık sık kullandığı bir yol var. Bıçkıdere dediğimiz Beşkayalar Tabiat Parkı'nın hemen altında soğuk su dediğimiz noktadan tırmanışla Menekşe Yaylası'na çıkılabiliyor. Bu yürüyüş de yaklaşık 8 kilometrelik bir yürüyüş. Evet, burada bir tereddütümüz oldu. Sağdan yine devam edeceğiz çünkü bu orman içi yolları karıştırmak yani çok kolay bir şekilde karıştırabiliyorsun. Evet, yaylanın çiçeklerini görüyorsunuz. Bunlar tamamen Menekşe Yaylası'nda çekilmiş fotoğraflardır. Yani yürüyüş yaparken de çok dikkatli olmanız gerekir. Yürürken kaybolabilirsiniz. Orman içinde artık çıktığınız noktayı bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Yani mutlaka belli başlı bir rotayı takip etmeniz gerekir ki yani ormanda kaybolmadan geri gelebilmeniz için. Mutlaka hava durumunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani yağmurlu, soğuk havalarda ve sisli havalarda kaybolmamak mümkün değil. Hemen kaybolursunuz. Evet, şu anda merkezine doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet, o ormanda çektiğim kuş türlerinden birisi, evet, gördüğünüz gibi. Yaylanın keşfine devam ediyoruz. Şimdi buradan biz sağa dönüp bir yüksek tepe bulup oradan drone ile havadan görüntü almaya çalışacağız. Ve aldığımız görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Yani Temmuz ayının ilk haftası olmasına rağmen yaylada insana rastlayamadık. Bu evlerin tamamen hepsi bomboş. Belki hafta sonları birkaç kişi geliyordur buraya. Bu noktada, bulunduğumuz bölgede bir de Menekşe Kafe varmış. Yani öyle bir tabela koymuştu oraya. Bu Menekşe Kafe'nin sahibi, ona da selam gönderelim buradan. Çünkü kendisini bu gittiği işimizde bulamadık. Yani zannedersem hafta sonları yoğun olduğu dönemde açıyor. Yani gelen misafirlere en azından çay, kahve, sıcak bir şeyler ikram edebiliyor. Evet, burada bir tur attık. Tekrar geldik. Evet, şu anda havadan çekime başladık. Havadan güzel görüntüleri çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Umarım bu videoyu beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Beğeniyorsanız abone olmayı ve abone olarak bize destek olmayı lütfen unutmayalım. Evet, yaylanın keşfine devam ediyoruz. Bu arada yeniden bir hava görüntüsü size sunuyorum. Evet, karşıdaki gördüğünüz dağlar arkadaşlar, buralar Beşkayalar Tabiat Parkı'nın devamı. Bu dağların hepsi zaten Samanlı Dağları'nın içinde yer alıyor.
Evet, vahşi doğayı görüyorsunuz. Evet, muhteşem görüntüsünü size sunuyorum. Hava görüntüleriyle ekstra takviyeler yapmaya çalışıyorum videoyu. Hem havadan hem karadan hem de yani ekstra olarak da fotoğraf çekerek sizlere bu videoyu zenginleştirmeye çalışıyorum. Umarım bu yaptığımız emeğin karşılığını sizler de abone olarak, yorum yaparak, paylaşarak verirsiniz. Evet, bin bir çiçek burada var arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Renkler inanılmaz güzel. Evet, yayla içinde gezimiz, keşfimiz devam ediyor. Daha önce dediğim gibi yine Menekşe Yaylası'nı detaylı bir şekilde bir videosunu hazırlayıp sizlere de sunacağım. Evet, yani yayla evlerinden terk edilmiş bir ev. Belki de bahsedilen kilise kalıntısı burası olabilir diye düşünüyorum. Eğer bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa yorum bölümüne yazabilirler. Yani o kilisenin bulunduğu noktayı keşfedemedik. Yani yaylada insan da olmadığı için kimseye soramadık. Evet, biraz da havadan görüntüler sunarak bu videoyu burada sonlandıracağız arkadaşlar. Evet, hava görüntülerinde de gördüğünüz gibi sanki yani bu düz alanlar daha önce ileri eski tarihlerde boş değilmiş. Yani insanlarımız yaylacılık yapmak için buralarda yer yer boşluklar oluşturup buralarda yani tarım, yayla tarımı yapmaya çalışmışlar. Evet, Beşkayaları şu anda görüyorsunuz. Hemen arka planda da Yuvacık Barajı'nın da görüntülerini gördünüz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, tekrar bir uyarıda bulunarak lütfen yola çıkarken gerekli donanımı yanınıza alın. Bir, mutlaka burada kamp ve piknik yaptıktan sonra çöplerinizi toplayın, geldiğiniz gibi geri götürün. Ve kanalıma da abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. İleride yapacağım Menekşe Yaylası videosuyla buluşmak üzere hepinize sevgi ve selamlarımı sunarım. Keyifli seyirler dilerim. Hoşça kalın.